savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla durmadan, yorulmadan çalışmaktayız. Gençliğimizin başıboş geçeceğini bize dayatan yaklaşımlara rağmen inanmışlık ve azim içinde genç tanımını değiştirmek adına yola çıktık. Şehrimizde son yıllarda üniversite çevrelerinde parti ve Söğütönü mahallesinde festival adı altında gençliğimizi zehirleyen gelecek nesillerimizin fiziksel, ruhsal ve psikolojik sağlıklarını bozan, onların alkol ve diğer zararlı madde bağımlılıklarına özendiren, sınırsız alkol dağıtan eğlence dayatmalarını üzüntü ve endişeyle şahit olmaktaydık. Devletine, milletine ve dünyaya faydalı bireyler olacak kaliteli bir üniversite eğitimi için ülkemizin her bölgesinden şehrimize gelen gençlerimizi lise ve hatta ortaokul çağındaki evlatlarımızı hayallerinden, geleceklerinden kopararak alkol bataklığına ve kendi karanlık dünyalarına çekmek isteyen ve bunu festival, parti, eğlence gibi şirin kelimelerle sunan zihniyete karşı gençlerimizi bilime, kültüre, sanata, spora ve manevi değerlerimize yönlendirmeye, onlara imkan sağlamaya ilelebet devam edeceğiz. Bilindik bir takım çevreler tarafından özgürlüklerin kısıtlanması ve yasakçılık sloganlarının atıldığına şahit olmaktayız. Anılan çevreler pekala bilmektedirler ki bu ülkede hiç kimsenin özel hayatına hiçbir şekilde müdahale edilmemekte, herhangi bir özgürlük kısıtlaması yapılmamaktadır. Ancak anılan karanlık çevrelerin karanlık zihniyeti taraftarlarının yaklaşık 100 yıldır Müslümanların dini yaşantılarına her türlü müdahaleyi kendilerine helal ve hak olarak gördüklerini, bu konuda her türlü anayasal, ahlaki ve insani değerleri ayaklar altına alarak 1000 yıldır Müslüman olan bu ülkede Müslümanlara her türlü engelleme ve kısıtlamaları reva gördüklerini kendileri de Türkiye halkı da çok iyi bilmektedir. Özel yaşama müdahale ve özgürlük sloganları atan çevrelere aynaya bakmalarını tavsiye ederiz. Şimdi buradan tüm kamuoyuna sunuyoruz. Festival adı altında denetimsiz bir ortamda gençlerin günlerce alkol ve uyuşturucu maddelerle zehirlenmesinin, kurulan çadırlarda ne olduğu belirsiz, örf, adet ve geleneklerimize tamamen zıt, gayri ahlaki ortamların oluşmasının sanat, kültür ve müzikteki yeri neresidir? Yanı başında 3 tane okul bulunan bu bölgede zaman mefhumu bulunmaksızın gençlerimizin akıl ve zihin sağlığını bozacak, ahlaki yozlaşmasına sebep olacak bu tür faaliyetler gençlerimize bilim, sanat, eğitim ve donanım adına ne kazandıracaktır? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkenin geleceği ve teminatı olan gençlerden sorumludur. Devlet, nesillerimizin akıl ve zihin sağlığını bozacak, onları zehirleyecek toplum ahlakına mugayir her türlü oluşum ve faaliyet karşısında gençlerimizi korumakla mükelleftir. Anayasamıza da açıkça aykırı olan, bu yıl yapılması planlanan festival ismindeki alkol ve zararlı alışkanlıklara teşvik edici eğlence organizasyonuna izin vermeyen Eskişehir Valimiz Sayın Erol Ay Yıldız'a, değerli yargı mensuplarına ve olaya müdahil olan değerli Eskişehir halkına, tüm genç gönüllülerimiz ve aileleri adına şükranlarımızı sunuyoruz. Valinin yanındayız. Değerli yetkililerimiz ve rektörlerimizden şehrimizde bulunan üniversitelerin çevrelerinde tanışma ve eğlenme adı altında eğitim dönemlerinde sık sık tekrarlanan sınırsız alkol tüketimine imkan sağlayan diğer eylem ve kampanyaları da mercek altına almalarını arz ediyor. Bundan sonra yapılmak istenen gençlerimize zararlı bu tür organizasyonların son bulmasını temenni ediyoruz. Buradan tüm anne ve babalara sesleniyor,
eğitim yuvalarına gönderdiğiniz çocuklarınızın parti ve festival adı altında başka mecralara çekilmeye çalışıldığına dikkat etmelerini umuyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.